Merhaba arkadaşlar, Pet Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Oyun içerisinden önemli bilgilerle karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle Konami'den gelen güncelleme mesajına bakalım. Bu Perşembe günü güncelleme geliyor. Konami dedi ki, eFootball 2023 2.3.0 güncellemesi hakkında bilgi. Baktığımız zaman 15 Aralık tarihinde, hemen önümüzdeki Perşembe günü bir güncelleme yayınlayacağız diyorlar. Ve güncellemeyi yapan herkese tesadüfi anlaşma, bir tane ücretsiz top açma hakkı verilecekmiş. 19 Aralık tarihine kadar güncellemeyi yapanlara bir tane ücretsiz top açılımı. Bunu da Epic paketten vereceklerdir. Oradan da Epic çıkarmak o kadar zor ki 150 futbolcu içerisinden top açılımı gerçekleştireceğiz. Bu güncelleme bekleniyordu, Aralık güncellemesi. Hatta bazı yerlerde geçtiğimiz aylarda söylentiler de vardı, Aralık güncellemesinden sonra konsola Ana Lig'in gelebileceği yönünde. Fakat bu güncelleme ile birlikte oyunda ne tür değişiklikler olacak şimdilik açıklanmadı. Konami'nin sadece mesajı bu arkadaşlar. Eğer sızan bilgiler olursa ben sizlerle paylaşmaya çalışırım. Dediğim gibi öncelikle Ana Lig'in konsola eklenmesi bekleniyor. Konami'nin yöneticisi mobile de Ana Lig gelecek demişti ama gelir mi gelmez mi, gelirse ne zaman gelir bilinmez. Çünkü Konami'nin bazı dedikleri oyunda çok geç yapılmaya başlandı. Fakat mobilde mesela edit bölümünün olacağı söylenmişti. Henüz daha edit bölümü eklenmedi. Bakalım bunlarla alakalı bir gelişme yaşanacak mı? Güncelleme ile birlikte muhakkak oyunda bir düzeltmeler, yenilikler olabilir. Onları da ben takip edip sizlerle paylaşmaya çalışırım. Günün önemli haberlerinden birisi de 1 milyar eFootball parasında artık sıramız netleşti arkadaşlar. Dün akşamdan sonra aslında Mısır son ana kadar yetişmeye çalıştı. Fakat yetişemediler. Farkı kapatmaya çalıştılar ama kapatamadılar. Hemen 1 milyar eFootball paralı etkinliğe bakalım. Buradan mesajını bulalım. Bizim sıralamamız belli oldu. Bizi artık geçemezler. Şu an goller devam ediyor. Evet, gol etkinliği Perşembe'ye kadar devam etmekte ama arkamızdakilerin yetişmesi çok ama çok zor. İmkansız diyebiliriz. Şöyle bir şey, önce bir gole bakalım. Golde 8. sıradayız. Ama bizim 10 milyon 800 küsür bin golümüz var. Arkamızdaki ülkenin 7 milyon küsür. 3,5 milyondan fazla gol farkı var. Yani burada yetişemezler. Hafta sonu karşılaşmasına baktığımızda burada bir atak gerçekleştirdik ve kaçıncı sıradayız? Ülkeye bakalım. Üçüncü sıradayız arkadaşlar. İtalya'nın hemen arkasındayız. Burada Mısır'ı geçtik. Aradaki fark o kadar az ki 16.338 puanımız var. Mısır'ın 16.220. 118 puan. Yani 40 galibiyet alsalar 40 kere 3 20 bizi geçeceklerdi. 40 galibiyete kadar düşürdüler galibiyet sayısında. Onların beraberliği falan da var. Ama Mısır bize yetişemedi. Ve burada 3. sıradayız. İtalya Brezilya arasında da kıyasıya bir rekabet vardı. İtalya'yı seçen büyük ihtimalle az kişi var. Çünkü gol etkinliğinde bayağı geridelerdi. Fakat hafta sonu karşılaşmasında başarılılar. İyi bir strateji izledi İtalya. Hafta sonu karşılaşmasına ağırlık verdi ve epey bir altın kazandılar. Genel sıralamaya baktığımız zaman da burada da 4. sıradayız. Burada 4, hafta sonunda 3. Bu turnuvaya başladığımız ilk gün paylaştığım bir video vardı arkadaşlar. Türkiye çok iyi başladı diye. Gerçekten iyi başladık, daha da iyi bitirdik. 5. sırada başlamıştık. Bu turnuva ilk başladığımızda ilk 5'te girmiştik. Sonrasında biraz inişli çıkışlı grafikler sergilesek de sonunu çok iyi getirdik. Son 1-2 haftada özellikle çok gayret gösterdik ve genel sıralamada 4, hafta sonunda 3. Emeği geçen herkese ayrı ayrı ben şahsım adına çok ama çok teşekkür ederim. Buradan Türkiye'yi seçenlere eFootball parası gelecek. 90 milyon eFootball parası kazanmış oluyor Türkiye. Hemen şöyle bakalım. Golde ne yazık ki 8. olduğumuz için orada ilk 5'in sonrasında 15'e, 25'e, 35'e gibi sıralamaları veriyorlarmış. Ben zannetmiştim ki ilk 5'ten sonra herkese 15 verecekler ama Konami diyor ki 5. 15, 15. 15 milyon, 25. 15 milyon, 35. 15 milyon. Biz golden bir şey alamıyoruz ama goldeki başarımız genel sıralamamızı olumlu etkiledi. Orada yukarıda olmamızı sağladı. Şimdi bizim kazanacaklarımıza baktığımızda genel sıralamada 4. olduğumuz için buradan 50 milyon eFootball parası. Hafta sonunda da 3.yüz, 40 milyon da buradan 90 milyon eFootball parası. Türkiye'yi seçen sayabilsek kişi başı düşeceği de biliyoruz ama Konami onu açıklamıyor. Artık hediyeler 22 Aralık'ta dağıtılacak. Bu Perşembe değil, haftaya Perşembe.
Büyük ihtimalle o zaman öğrenmemizi istiyor da olabilir. Burada Brezilya en fazla futbol parasını kazanan. 400 milyon futbol parası kazandılar ama Brezilya'yı seçen kişi sayısı ne kadar, kaç kişi seçti bilinmemekte. Orayı da merak ediyorum. Brezilya'yı seçenlere kaç futbol parası dağıtılacak? Benim en çok merak ettiğim de İtalya. İtalya'yı seçen az kişi varsa adamlar bayağı bir futbol parası kazandılar. Genel sıralamada ve hafta sonu karşılaşmasında çok başarılılar. Oradan bayağı futbol parası kazanacaklar. Bir de oyuna geçecek olursak arkadaşlar, bu bilgilerin ardından orta saha futbolcuları geldi. Hemen göstereyim özel oyuncu listesi. Bunların maksimum seviyelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Konami bazılarını paylaştı. Goreska 95, Eriksen 94, Zielinski 94. Fakat tabi diğerlerini paylaşmadı. Uygulamalardan baktığımızda, maksimum seviyelere baktığımızda en yüksek seviyeli futbolcuyla başlayalım. Goreska 95 seviyeye kadar çıkmakta. Takımımızda 98 seviye görüyor. Paketin en yüksek seviyeli futbolcusu. Top açılımı yapılacaksa belki Goreska için yapacak birçok kişi olabilir. Eriksen 94. Takımımızda 97'ye ulaşmakta kadroya aldığımızda. Xhaka 92. Kadroda 94. Burada 94'lük bir futbolcu daha var. Napoli'den Zielinski 94'ten 97'ye kadar çıkıyor. Burada düşük seviyeli futbolculardan biri Moy 92'den 94'e çıkmakta. Aşağı tarafa baktığımızda Partey. Ben böyle fizikli, atletik futbolcuları severim. Hatta zamanında Tchouaméni'yi çıkardım. İnanın en çok sevdiğim futbolculardan bir tanesi. Kadromda çok kullanıyorum. Real Madrid'deki Tchouaméni'yi. Onun 94'lük kartını çıkarmıştım. Partey'e baktığımızda 93. Kadroda 95. Burada bir 94'lük futbolcumuz daha var. Lazio'nun 10 numara oyun tarzına sahip orta saha futbolcusu Milinkovic Savic. Boyu uzun bir futbolcu. 1.91 boyunda. 96'ya kadar çıkmakta. Ve son bir futbolcu kaldı. McKennie. Juventus takımının orta sahası. 92'den 95 seviyeye kadar çıkıyor. Bugün gelen oyuncuların da maksimum seviyeleri bunlardı arkadaşlar. Top açılımı yaptınız mı, yapacak mısınız? Yorum yazarak görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. 20 lira futbol parası ile alakalı da emeği geçen herkese tek tek ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.